Bu bölümde muzaaf fiil konusunu ele alacağız. Muzaaf fiil, fiillerin 7 kısmından sahih fiillerin üçüncüsü şeddeli olan fiiller. Şedde kelimesi, o da muzaaftır. Merra, ferra, medde bu gibi fiiller muzaaf fiillerdir. Mazi çekimi şu şekilde. Mesela ferra. Ferra, ferra, ferru, ferrat, ferrate, ferarne. Devamını almadım. Devamı aynen nasarte, nasartuma, nasartum nasılsa ferarte, ferartume, ferartum, ferarti, ferartume, ferartunne, ferartu, ferarne. Yani burada asıl dikkat edeceğimiz nokta müennes gaibe kısmın sonu. Mesela medde. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, mededne gibi bu şekilde devamı kolay. Medette, medettume, medettum, medetti, medettume, medettunne, medettu, mededna. Muzari fiilin emri ifrir veya firra şeklinde iki türlü gelebiliyor. Ferra, yefirru. Emir yapılırken baştaki ye'yi atıyoruz ve sonunu cezmediyoruz. Ama burada firru yerine firra halini alıyor. Firra, firra, firru, firri, firra, ifrirne. Yani burada son kısma yine dikkat etmek lazım. Firne değil, ifrirne. Kur'an-ı Kerim'den örneklerle muzaaf fiili daha iyi anlayabiliriz. Çünkü burada zaten metodumuz bu. Ayetlerin içinde kuralları görmeye çalışıyoruz. Ve bu şekilde daha kalıcı olduğunu düşünmekteyim. Allah-u Teala Kur'an'a kulak vermeyen, dinlemek istemeyenleri şöyle tasvir ediyor. Kennehum sanki onlar humurun yaban eşekleri müstenfira ürkmüş. Ferrat kaçtı min gasvara arslandan. Toparlarsak mana şöyle, sanki onlar yaban böyle arslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri. Burada bir tablo karşımıza çıkıyor. O da nedir? Yaban eşekleri, işte zebra gibi hayvanlar, yabani eşek. Bunlar arslanı görünce kaçıyor. İşte bir kısım insanların Kur'an'dan kaçması böyle bir şey. Keennehum. Keenne sanki demekti. Keennehum sanki onlar humurun müstenfira. Humur himar kelimesinin çoğulu. Humurun müstenfira. Müstenfira nefara ürkmek anlamında. Yani ürkmüş yaban eşekleri. Ferrat. Burada humura raci. Humur kaçıyor. Yani o ürkmüş yaban eşekleri. Ferrat kaçtı. Min gasvera arslandan. Arslan Arapçada esed olarak da ifade edilir. Haydar şeklinde de ifade edilir. Yani arslanın değişik isimleri var. Burada gasvera arslan anlamına gelmekte. Peki niçin ferrat geldi? Humur çoğul olduğundan küllü cem muannes, her cem muannestir. Bu kural gereği ferrat oldu. Hz. Musa 8-10 yıl Medyen'de kalıyor. Firavun'un sarayını terk ediyor. Medyen'de kalıyor. Dönüşte artık o bir peygamberdir. Firavun'la işte ilk konuşmasında, yani niye kaçtın gittin Firavun soruyor. Hz. Musa Kur'an'da anlatılan kıssasıyla buna şöyle cevap veriyor. Fe, buradaki fe evveliyle alakalı. Ferartu kaçtım, firar ettim. Minküm sizden, lemma hiftukum sizden korkunca, sizden korktuğumda kaçtım diyor. Burada ferartu, Türkçe'de ferartu o kadar da bir çağrışım alanı yok. Ama biz bu kelimenin firardan geldiğini bilirsek, masdar halini bilirsek, firar az çok bilinir Türkçe'de. Kaçan kimseye firari denilir ve hapishaneden kaçanlar için falan firar etti tabiri kullanılır. Dolayısıyla bunun karşılığı var. Ferartu, nasartu tarzında bir ifade. Nasartu ben yardım ettim, ferartu ben kaçtım. Mana gayet kolay. Ve firar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Ahzab suresinde şöyle bildiriliyor. Ey kul, de ki, peygamberimize hitap, Allah yoluna mücadeleyi terk edenlere de ki, bunu evvelinden anlıyoruz. Len yenfa'kumul firaru, firar size asla fayda vermeyecek. Firar kaçmak. Kaçmak size bir fayda vermeyecek. İn ferartum, eğer kaçarsanız, minel mevti, ölümden, evil katli veya öldürülmekten. Ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, kaçmak size asla bir fayda vermeyecek. Burada masdar hali firar kullanıldı. Ferartum, siz kaçtınız. Ferartum'e nereden ulaşıyoruz? Ferra, bunun çekimini yaptığımızda ferartum, siz kaçtınız anlamında. İn ferartum olunca eğer kaçarsanız. Ferra'nın muzarisi yefirru. Ferra, yefirru. Ve yefirru'yu yefirru, yefirrani, yefirrune, tefirru, tefirrani, yefrurne, o şekilde çekeriz. Burada yefirru kısmı. Yevme yefirru, o gün kaçar. El mer'u, kişi. Min ahihi, kardeşinden. Yani hesap günü, kıyamet günü kişi kardeşinden kaçar, firar eder. Ve ummihi ve ebihi, anne, ebi baba, anasından babasından. Ve sahibetihi, eşinden. Ve benihi, evladından. Yani orada aslında bunlar kendileriyle beraber olmak isteyeceğimiz kişiler ama birbirlerine karşı sorumlulukları da var. Sorumluluklarını yerine getirmemişlerse bir arada olmak istemeyecekler ve kaçacaklar. Kişi o gün kaçar. Burada kişi mer'u, el mer'atu şeklinde kullanılırsa da kadın anlamına geliyor. Yani buradan yine çıkarılabilir. Ve Allah'a firar edin manası Kur'an'da ifade edilmiş. Fe, öyleyse, firru ilallah, Allah'a firar edin. Firru, ferra kaçtı, yefirru kaçar. Buradan emir firra geliyor ve çekiyoruz bunu. Firra, firra, firru. Nasıl hatırda tutabiliriz? Fırlayın, yani kaçın, fırlamak buradan hatırda kalabilir. Firru ilallah, Allah'a firar edin. Başka bir örnek medde üzerinden. Medde, uzattı anlamında. Medde, uzattı. Elem tera, elem tera, görmedin mi? İlâ rabbike, yani Rabbinin şöyle yaptığını görmedin mi? Keyfe medde zil, gölgeyi nasıl uzattı? Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Bunun çok derinlikleri var, sırları var ama kısa meal itibariyle böyle. Medde, uzattı. Türkçe'de mesela meded, meded ya Resulallah. Meded buradan geliyor. Yani elini uzat, bize yardım et gibi. İmdat buradan geliyor. Hatta madde, Türkçe'de uzatmıyoruz gerçi de, madde Arapça telaffuzuyla yine buradan geliyor. Yani bu kelimeden, bu kökten de Türkçe'ye girmiş hayli kelimeler var. Taha suresinde ibretlerle dolu, mesajlarla dolu bir ayet. Peygamber'e hitaben Cenab-ı Hak diyor ki, peygambere ve onun şahsında hepimize, وَلَا تَمُدَّنَّ, sakın uzatma, ayneyke, gözlerini. Ayneyke, iki göz demek. Ama Türkçe'de iki göz yerine gözler tabirini kullanabiliriz. Sakın gözlerini uzatma. İle ma, o şeye ki, ma mevsul olarak daha önce anlatılmıştı. Metta'na bihi, biz onunla faydalandırdık, verdik. ezvâcen minhum bir takım şeyler zahratel hayati dünya, dünya hayatının bir süsü olarak lineftinahum, onları denemek için fihi, onunla. Yani Allahu Teala Firavun gibi, Karun gibilere saltanat vermiş, servet vermiş. Bu nedir? Bir denemedir, bir sınavdır. İnsan saltanat ister mi? İster. İnsan servet ister mi? İster. Ama Allahu Teala sakın diyor kendilerini denemek için verdiğimiz dünya hayatının süsü hükmünde bu gibi şeylere göz dikmem. Yani tabi bir Müslüman servet sahibi olabilir, makam sahibi olabilir. Bunda bir engel yok. Fakat sırf bunları maksat yapmak, asıl gaye yapmak dinen uygun değil. Burada la temuddenne, sakın sakın uzatma. Medde uzattı, yemuddu uzatır. La temuddu uzatma, la temuddenne şeddeli bir şekilde sakın sakın uzatma. Kul, de ki, men kâne fid dalaleti, kim dalalette ise felyemdut lehur rahmanu medde, Rahman ona çokça mühlet versin. Yani adam dalalette varsın, yaşasın. Daha fazla yaşaması daha fazla azap demektir. Gibi. Yani onların dünyada uzun yaşamasına da gıpta etme. Daha fazla yaşamaları azaplarını daha da artıracak bir durumdur. Başka bir ayet, kıyameti tasvir eden ayetlerden. Ve izel ardu muddet, arz uzatılıp dümdüz edildiğinde. Arzın meddi, yayılması, uzatılması artık kıyamette dümdüz hale gelince bir nevi uzatılmış olacak. Vettegullezi, o Allah'tan sakının, karşı gelmekten sakının ki o, ellezi ki o emeddekum, size yardım etti. Emedde yumiddu imdat. İmdat buradan geliyor. Emedde yumiddu imdaden. Size imdatta bulundu. Yardım etti. Ne ile? Bime talemune, bildiğiniz, size öğrettiği şeylerle size imdatta bulunan, medet veren Allah'a karşı takvalı olun. Yani ona karşı gelmekten sakının. Allah-u Teala kapasiteli bir kimsenin bu kapasitesini kötüye kullanmasını nazara verirken Müddessir suresinde şöyle bildiriyor. Ve cealtu lehu, ben ona kıldım, verdim, malen, mal, memdude, memdude uzatılmış demek. Yani bol bol, ona bol bol mal verdim, servet verdim. Burada memdud, medde uzattı, yemuddu uzatır, meddün uzatan, memdudun uzatılan, uzatılmış. Yani ismi mef'ul, mef'ul aynen bu kalıpta zaten. Enfal suresinde Bedir Harbi'ndeki Müslümanların durumu nazara verilirken şöyle anlatılıyor. İz, hani testağithune, yardım diliyordunuz Rabbekum, Rabbinizden. Testağithune tabi Türkçe'de bize bayağı yabancı bir kelime. Bu kelimenin kökü istigase, istigase diye kitaplarımızda geçer. Ve bunun da daha köküne inecek olursak gavs. Gavs imdada gelen demek. Mesela Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani ile alakalı kullanılır. Gâse yagîsu, o kökten gelmekte. Dolayısıyla burada bir imdat dilemek var. Testağîsûne derken siz yardım diliyordunuz Rabbekum, Rabbinizden. Festecâbe lekum, o da size icabette bulundu. Enni mumiddukum, ben size imdat edeceğim, imdat ediciyim. İsmi fail sırasıyla geldi. Mumiddu, emedde yumiddu, medde uzattı, emedde yardım etti. Ve bunun ismi faili emedde yumiddu'dan mumiddi, medet veren, imdat eden demek. Küm size, ben size yardım edeceğim. Bi elfin minel melaiketi, 1000 melekle. Murdifine, ard arda gelen. Murdifin, mesela redif Osmanlı'da edebiyatta kullanılan şeylerden birisidir. Oradan hatırda kalabilir. Böyle ard arda gelen binlik kuvvetlerle size yardım edeceğim demiştim. Bu ayette ise müddet kelimesini görmekteyiz. Müddet, medde yemuttu. Buradan müddet, müddet ancak aynen Türkçe'de de kullandığımız bir kelime. Müddet, şu müddete kadar, süre anlamında kullanılıyor. Şu kadar müddetle bunu kullanabilirsin deniliyor. Demek ki müddet kelimesi kelime Kur'aniye, Kur'an'ı bir kelime, kelime Arabiye, Arapça bir kelime. Ve müşriklerle anlaşma yapılmış, o anlaşmaların geçerli olduğu bildiriliyor. فَاَتِمُّ اِلَيْهِمْ, onlarla yaptığınız anlaşmaları tamamlayın. Ahdehum, ahitlerini, ile müddetiyim, süreleri bitinceye kadar. Yani diyelim 5 yıllığına barış anlaşmasını imzaladınız. 5 yıllığına onlarla savaşmayın. El müslimun inde şurutihim denilir. Müslümanlar kabul ettikleri şartları yerine getirmekle mükelleftir. İnnel ahde kâne mes'ûle. Kişi verdiği sözden sorumludur. Devletler de aynı şekilde. Yoksa dün söz verdik bugün döneriz denilmez. Müslümanlar ilkelidir. İlkeli olmak zorundadır. Bir başka kelime bu babda ele alabileceğimiz muzaaf fiillerden dalle. Dalle, dalalet, yoldan sapmak. Ve aynı ayette dalle yadillu mazisi de var, muzarisi de var. Yani mazisi dalledir, muzarisi yadilludur. Aynı ayette görmekteyiz. Ve ayet şöyle bildiriyor. Ve men dalle, kim yoldan saparsa, fe inneme, ancak yadillu aleyhe, kendi aleyhine sapmış olur. Yani yola gelen kendi menfaatine yola gelir. Yoldan sapan kendi aleyhine yoldan sapmış olur. Dalle yadillu. Ve bu şekilde dalle, yadullu veya yadallu hangi şekilde olduğunu ayetten de görmüş oluyoruz. Demek ki yadillu şeklinde geliyor. Ama medde'de, medde yemuttu, orada ötreli bir şekilde geldi. Malum bunlarla alakalı daha önce genel bilgiler verilmişti. Ve yine dalleden başka bir örnek. Kul in dalaltu, de ki ey peygamber, de ki in dalaltu, eğer ben şaşırırsam, yanılırsam, fe inneme adillu ala nefsi, kendi aleyhime yanılırım. Yani yoldan sapsam kendi aleyhime yoldan sapmış olurum. Burada dalaltu, dalleyi çektiğimizde dalle, dalle, dallu, dallet, dallete, dalalne. Ve buradan dalalte, sen saptın, dalaltü, ben saptım, rahatlıkla ulaşabiliriz. Peki adillu nereden geliyor? Dalle saptı, yadillu sapar. Yadillu'yu çektiğimizde adillu, ben saparım, nadillu, biz saparız. Yani bu şekilde tablodaki yerine yerleştirirsek manasını rahatlıkla anlarız. Ve bir de dalleden edalle şekline getirmek var. Edalle, dalle saptı, edalle saptırdı. Fiilden fiil türetmek. Saptı, saptırdı. Türkçe'de de bu şekilde yapılıyor malum. Ve edalle firavunu, firavun dalalete sevk etti. Yanlış yola sürükledi. Kavmehu, kavmini. Ve ma hede, onları doğru yola götürmedi. Onlara iyi bir rehberlik yapmadı. Burada edalle, saptırdı anlamında. Diğer alemden bir tablo burada. Ateşe giren inkarcılar, onların durumunu anlatan bir ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا, ateşe giren inkarcılar şöyle dediler. Rabbena, ey Rabbimiz, Erina bize göster. Ra'a gördü, yera görür. Era gösterdi, yuri gösterir. Buradan emir eri. Eri göster, na bize. Erina bize göster. Ellezine, ellezine demediğine göre ellezine çoğul. Ellezine tesniye. Devamından anlıyoruz. Cin ve inse gidiyor. Bize o cin ve insi göster. Ellezine edallâne. Onlar, o ikisi bizi saptırdı. Edallâne. Edalle, edalla. Yani tesniye hali. Cin ve insten bizi yoldan çıkaranları bize göster. Nec'alhuma, o ikisini, o iki grubu kılalım. Tahta akdamine, ayaklarımızın altına alalım. Kadem ayak, akdam ayaklar. Liyekuna, ta ki olsunlar. Minel esfelin, en aşağılıklardan olsunlar. Esfel, esfelin, en aşağılıklardan olsunlar. Yine dalle kökünden Hz. İbrahim'in Kur'an'da bir duasında geçen bir ibare. Evladının işte putlardan uzak olmasını Allah'tan istiyor ve duası esnasında diyor ki Rabbi, ya Rabbi, innehunne, o putlar. Burada innehunne, hünne cem-i müennes için kullanılmıştır. Putlar genelde dişi şeklinde tasvir edildiğinden bu şekilde gelmiştir. O putlar edallelne, saptırdılar. Dalle saptı, edalle saptırdı. Edalle'yi çekiyoruz. Edalle, edalla, edallu, edallet, edallete, edallelne. Tamamen bunu veriyor. Edallelne, nasarne gibi düşünün. Onlar saptırdılar. Kethiran minennâs, insanlardan çoğunu yoldan saptırdılar. Allah-u Teala diğer alemde müşriklerin taptığı şeylere soruyor ve diyor ki entum, siz mi? Entum siz, entum siz mi? Adlaltum ibadi haulai, bu kullarımı siz mi yoldan çıkardınız, saptırdınız? Emhum dallus sebil, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar? Yani burada adlaltum, alttaki dallu, o da yine aynı kökten bir kelime. Dalle, dalle, dallu, saptılar. Yine bu kökten, bu sayfada kırmızı olarak gösterdiklerimiz aynı kökten gelmekte. Allahu Teala peygamberimize ve emsaline, yani emsaline derken Allah'ın dinini anlatmaya çalışan kimselere şunu hatırlatıyor. Eturidune, yoksa istiyor musunuz? En tehdu, yola getirmek, hidayet etmek. Men edallallahu, Allah'ın saptırdıklarını. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Ve men yudlilillahu, Allah kimi saptırırsa felen tecde lehu sebile, sen ona asla bir yol bulamazsın. Yani Allah hak edeni saptırır. Artık o bunu hak etmişse, bir peygamber de ona gelse, peygamberin yakını da olsa doğru yolu bulamayacaktır. Peygamberimizle alakalı kullanılan bir ibare Duha suresinde Allahu Teala peygamberimize olan nimetlerini nazara veriyor. Ve vecedeke, Allah seni buldu. Dallen, yol bilmez bir halde. Dalle, yani yolu bilmemek. Bunu ifade eder. En azından buradaki mana itibariyle. Fehede, hidayet etti. Yani peygamber kendi düşüncesiyle Kur'an'daki cümleleri kurmuş değil. Ne yapacak, ne edecek? Taraf ilahiden yönlendiriliyor ve bu şekilde insanları irşat ediyor. Bir de dalun, aynı kökten bir kelime. Hazreti İbrahim şöyle diyor. وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ, Rabbinin rahmetinden kim ümit keser? İllet dalun, dalalete düşenlerden başka. Dalun, burada ismi fail şeklini görmekteyiz. Dalle yoldan saptı. Dal yoldan sapan. Dallün, dalleni, dallune. İşte dallune burada karşımıza geldi. Yoldan sapanlar. Dalalete düşenler. Dalalete düşenlerden başka Rabbinin rahmetinden kim ümidini keser? Ve dallunun mansup şekli, hatta mecrur şekli, başında min var. Mansur ve mecrur aynı geliyor zaten. Hz. İbrahim'in duasında geçiyor. Diyor ki Allah'a dua ederken "Vagfir li ebi", babamı bağışla. "İnnehu kâne minaddallin", o yolunu şaşıranlardan oldu. Burada dallin dalalette olan, yoldan çıkmış olan gibi bir mana ifade etmekte ve çoğul. Fatiha'da da gayril mağdubi aleyhim veladdallin demekteyiz. Yine aynı kökten başka kullanımlar. Allahu Teala bir kısım kafirleri nazara veriyor. Ulaike kel en'am, işte onlar hayvanlar gibidir. Belhum edallu, hatta daha aşağıdır. Yani hayvan yer içer keyfine bakar. Bunlar da hayvan gibi keyiflerine bakarlar. Ama hayvan kadar da olamazlar. Fil suresinin o kısa olan surenin içinde yer alan bir ibare. İşte Mekke'ye kadar gelip Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusu. Elem yec'al, Allah kılmadı mı? Keydehum, onların tuzağını. Fi tadlil. Burada da dallele yudallilu tadlil, boşa çıkarmak. Allah onların tuzağını boşa çıkarmadı mı? Yine dalleden bir başka örnek. Ve men yehdillahu, Allah kime hidayet ederse, doğru yolu gösterirse, sevk ederse, fema lehu min mudil, onu yoldan saptıracak yoktur. Burada mudil, edalle yudillu, edalle saptırdı, yudillu saptırır, mudil saptıran, onu saptıracak yoktur. Bir başka ayet, burada da 3 tane örnek görmekteyiz. Muzaaf fiil örneği. İnnellezine keferu, o inkar edenler, ve saddu, alıkoyanlar, an sebilillah, Allah yolundan, ve şakkur rasule, peygambere muhalefet edenler, karşı gelenler, min ba'di ma tebeyyene lehumul huda, hak yol kendilerine belli olduktan sonra peygambere muhalefet edenler, işte bütün bu durumda olanlar var ya, len yedurullaha şey'e, Allah'a asla bir zarar veremezler. Ve son olarak menne yemunnu, bu da muzaaf fiillerden. Hucurat suresinde en azından bu ayette 3 defa geçiyor. Yemunnun aleyke en eslemu, işte bazı o İslam'a sonradan girmiş kabileler Müslüman olmalarını sana minnet konusu ediyorlar. Yemunnune, minnette bulunuyorlar. Kul la temunnu aleyye islamakum, de ki İslam'a girmenizi bana minnet etmeyin. Belillahu yemunnu aleykum, bilakis Allah size minnet eder. En hedakum lil iman, sizi imana hidayet etti diye Allah size minnet eder. Minnet etmeye hakkı vardır. Bu bölümde muzaaf fiili görmüş olduk. Kur'an merkezli ayetlerden bolca diyebileceğimiz örneklerle ele aldık. Bu örnekler muvacihesinde daha diğer ayetleri, muzaaf fiillerin geçtiği ayetleri anlamak, bunun emir mi, ismi fail mi, ismi mef'ul mü, tekil mi, çoğul mu gibi ne olduğunu anlamak mümkündür. Yeter ki dikkatli bir şekilde bakılabilsin.